hep yanlış insanlar ölüyor. Yaşıyor olmak bana çok ağır geliyor. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Cehennem nasıl bir yer biliyor musun Despina? Bütün sevdiklerin ölüyor. Sen kalıyorsun. İşte öyle bir yer. Baba Yavuz geldi. Al içeri, bekletme. Müsaadenizle. Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk Bahri Bey. Nasılsınız? Ay Despina Hanımcığım. Adamın tekini sürükleye sürükleye götürüyorlar. Ne oldu? Babam bir şey mi yaptı? Hayır. Emin misiniz? Evet eminim Songül. Tamam. Despina Hanım. Efendim Songül. Benim aslında sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı. Konu ne? Ben. Benim biraz işim var. Sonra konuşuruz, olur mu? Hı, olur. Olur. Hadi anlat bakalım. Nasıl gidiyor düğün hazırlıkları? İyi vallahi iyi. İyi. Ayşegül de Çınar da bayağı bir heyecanlı. Annem deseniz onlar da heyecanlı. Seni hangi rüzgar attı buraya? Bizim işle ilgili bir mesele vardı. Başımız biraz belada. Ne belası? Bizim madenin nakliye işlerini yapan bir aile var. Eski tanırım ben bunları. Sarıtaşlar. Cevdet mi? Evet Cevdet. Cevdet Sarıtaş. Bu Cevdet biraz sorun çıkarıyor bana. Annemin babamın pek haberi yok ama tehdit ettiler beni. Ne istiyorlar? Para. Daha çok para, hep para. Gözümü korkutmaya çalışıyorlar. Açıkçası biraz da gözdağı vermediler değil. Peki sen benden ne istiyorsun? Şimdi Bahri Bey biz artık dünür sayılırız. Aileyiz yani biz. Ben düşündüm de bu para onlara gideceğine siz alın. Bizim madenin nakliye işlerini size devredelim. Güzel teklif. Dikkat edin kaymayın. Yok, ben gelmeyeceğim. Ya. Ne olur. O zaman ben geliyorum. Ya. Ben geliyorum. Gerçekten mi? Evet, aynen öyle. Geliyorum, bekleyin. Hadi gel. Yok, ben gelmeyeceğim. Gel. Ne olur, lütfen. Müzikçi bu. O zaman beraber oynuyoruz. Hadi gelin. Yuhuu! Hadi gelin! Öksürüyorlar. Yıldız. Ne oldu? Emniyet. Yıldız gel buraya. Çocuklar. Ne oldu canım? Ne oldu? Ne oldu çocuklar? İyi misin? Ne oldu bir tık? Bir tık. Ah. Gel. Ayşegül. Bir şey oluyor. Ayşegül. Aa, otur. Çocuklar. Gel. Çıkın dışarı. Çık bakayım oğlum. Çık. Kalk. Kalk. Çınar çıkar onu da çıkar. Çık dışarı. Tamam. Gel otur gel. Çıkar. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı.
Nisa canım iyi misin? Enes. Ne oldu? Bayıldı. Sudan çıkın. 30 tane tır alsanız rahat rahat götürürsünüz işi. Yani hem iyi para kazanmış olursunuz hem de annemle aradaki buzları eritirsiniz. Benim kimseyle buzları eritmek gibi bir derdim yok. Bizi seven sever. Sevmeyene Allah selamet versin. Öyle, öyle tabii de. İşte sizin de kızınızın kardeşimle evlenecek olması annemi biraz tedirgin ediyor açıkçası. Buz kalıbı olan biraz senin annen yalnız. Haklısın. Haklısın, öyledir annem. Kolay kolay adam beğenmez. Kimseyi beğenmez. Ama işe alınca aradaki buzlar erir nasılsa. Durup dururken kimsenin işini elinden almak benim adetim değildir. Ama bir gidip konuşayım şu sarı taşlarla, belki yola gelip devam ederler. Hiç sanmıyorum. Ama siz bilirsiniz tabii. Neyse, ben teklifimi yaptım. Bundan sonrası sizde. Kahve için de teşekkür ederim. Bana müsaade. Görüşürüz. Baba karlı iş. Hem yasal, hem akraba sayılırlar. Birden yapılan bu karlı teklifler hep midemi bulandırmıştır Sadrettin. Çok fazla çocuklar, çabuk! Koş! Durum nedir? Anlamadım ne olduğunu. Hepsi iyiydi. Suda oynuyorlardı. Sonra bir anda öksürmeye başladılar. Hadi! Çabuk! Fenalaştılar. Hepsi bayıldı, koş! Bayılan oldu, kusan oldu. Bilmiyorum, zehirlenmiş olabilirler mi? Şeyler yap! Çocukları alın, hastaneye haber verin. Götürün! Alo Cevdet. Az önce ummanların yanından çıktım. Ne iş? Dünürlü araya iyi mi tutuyorsun? Saçma sapan konuşma lan. Neyi iyi tutacağım? Öyle bir şey değil, durum sakat. Telefonda konuşmayalım. Neredesin, sen yanına geleyim. Tamam tamam, arayacağım ben birazdan. Tamam. Kimdi la bu artist? Yavuz. Ayşegül'ün kocasının abisi. Ayşegül'ün kocası deme şuna. İçim bir garip oluyor. Ne diyeyim? Halası mı diyeyim? Kız evleniyor lan. Yanlış yapıyor. Lan neresi yanlış bunun ya? Kız bir ömür boyu acı mı çeksin? Ha? Mutlu bir aile yuva kurmasın mı? Kurmasın. Dedem bak. Kadın psikolojisi çok gariptir. Sen de biliyorsun. Hapse girdim. Çiğdem gitti zart diye evlendi hemen. Oğlum. Bunlar sürekli saçmalamak zorunda hissederler kendini. Misal, trafik lambasıyla evlenen kadın var ya. Mesela ben. Benim üniversitede bir arkadaşım vardı. Sen üniversiteye mi gittin lan? He. Hangi bölüm? Ekonometri. Kantinde mi çalışıyordun? He. Kapat dedim, kapat, kapat. Hattı meşgul etme, kapat. Ekonometri diyor ya. Açmıyordum yine. Yapacağım ben bu kızla bilmiyorum usta. 2 yıldır yatıyoruz Poyraz, kalkıyoruz Poyraz. Hala inanmıyor mu Poyraz'ın öldüğüne? Ne yaptım, ne ettim inandıramadım. Ne yemek var, ne içmek var. Habire bilgisayarın başında, gözler oldu kan çana. Zaten ben var mıyım, yok muyum umurunda değil. Ya olmasın tamam ama korkuyorum dedem. Sağlığına bir şey olacak diye korkuyorum. Zaten biliyorsun, hassas kız. Kafada bir gelip bir gidiyor. Yapacağın tek şey var dedem. Yanında duracaksın, destek olacaksın.
Bana kim destek olsun? Sen de haklısın. Ben gideyim şuna bakayım da geleyim. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.